Tezgahımın üzerinde güzel bir malzemeler var. Anne kurabiyesi yapacağım. 2 yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 bardak yoğurdum. 1,5 bardak şekerim var. Birini su bardağına koydum. Çay bardağına ölçtüm. Yani yarım, 1,5 bardak. 3-4 kaşık besel kullanacağım. 2 kabartma tozu, 2 vanilya unum. Siz yağ istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tereyağı, margarin. O size kalmış. Yumurtalarımı, şekerimi koyarak başlıyorum. Şekerimi koyuyorum. Şöyle 1,5 bardak ve yumurtalarımı kırıyorum. Şekerle yumurtalarımı şöyle güzelce karıştıralım. Mikserle de çırpabilirsiniz. Fazla çırpılma istenmediği için ben mikser kullanmadım. Şimdi karıştırma yeterli. Yoğurdunu veriyorum. 1 bardak. Yarım bardak sıvı yağını veriyorum. Ve beselini ekliyorum. Şöyle 2 kaşık besel. Üçüncü kaşığı da koyuyorum. 3 kaşık vesaire kullandım. Siz 3 kaşık margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerini şöyle bir kaşıkla karıştırıp ununu ilave edeceğim. Güzelce yoğuracağım. Kabartma tozlarını unundan sonra veriyorum. Vanilyayı, kabartma tozunu. İlk şöyle sıvı malzemelerini bir karıştıralım. Normal eskiden annelerimiz yaptığı gibi bizlere, biz de anne kurabiyesi çocuklarımıza işimize yapıyoruz. İlavesini de yaptım. Kabartma tozlarını veriyorum. İki tane kabartma tozu. İki de vanilya. Şöyle unumuzla karıştırıyoruz. Ve yoğurmaya başlıyorum. Böyle kaşıkla bir karıştırdıktan sonra elle yoğurmaya başlıyorum. Kurabiyemi elle yoğurmaya başlıyorum. Aldığı kadar da un koyuyoruz. Fazla bir sert hamur yapmayacağız. Yumuşak bir hamur olacak. Un ilavesi yapıyorum. Gördüğünüz gibi un az geldi. Un ilavesini de yaptım. Yoğurmaya devam ediyorum. Tekrar un ilavesi yaptım. Kaldığı kadar un koyuyoruz. Evet, kurabiye hamurum toplandı. Tam istediğim kıvama geldi. Şöyle bir
Yumuşaklıkta olacak. Kurabiye hamurumu da tuttum şöyle misler gibi. Şeklini verip fırına vereceğim. Kurabiye hamurumu tuttum. Tepsiye koyacağım zaman aklıma mandalina geldi. Şöyle mandalinaları rendeleyeceğim. Üstlerine koyacağım. Bunu da ilk defa deneyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Normalde sade yapıp fırına veriyordum. Mandalinaya da güzel olabileceğini düşündüm ve rendeliyorum. Kurabiye hamurumu şöyle masama getirdim. Tepsimi de yağladım. Ve mandalina şöyle ufak ufak doğradım, rendeledim. Birazını rendelenmeyin diye doğradım. Kurabiyelerimin üstüne koyacağım. Biraz da şeker koyuyorum. Bu da sonradan aklıma geldi yani birden. Neden olmasın? Hem lezzet verir hem de güzel kokar kurabiyeler. Şeker kattığım mandalina kabuklarını şöyle güzelce karıştırıyorum. Ekşi olmasın diye bunu yaptım. Burada da yumurta akı üzerine yapışsın. Mandalina kabukları. Bunu sonradan ilave ettim. Bunu siz ister yapın ister yapmayın. Ben de bunu ilk defa yapıyorum. Normalde kurabiyemi yapıp yuvarlayıp fırına veriyorum anne kurabiyesine. Işıklık olsun. Deneyeceğim ve sizlerle de paylaşacağım. Evet, kurabiyelerimi tuttum hamurunu. Şimdi yapımına başlıyorum. Şeklini veriyorum yani. Hamurum burada. Biraz büyük büyük yapıyorum. Anne kurabiyesi. Ve şöyle yumurta akını batırıyorum. Üzerine de mandalin kabuğu rendeledim, doğradım. Değişik olsun dedim. Bu sefer de böyle olsun. Evet, şöyle koyuyorum. Hem lezzet verir, hem görüntü güzel olur. Sonradan aklıma geldi. Sade de yapabilirsiniz. Ben sade de yapıyorum bu kurabiyeyi. Çoğunlukla hep sade. Bugün aklıma geldiği için böyle yaptım. Hatta şu an toz şekeri de koyabilirim. Toz şekerine de bandırabilirim bunu. Ne gelirse aklınıza onu yapabiliriz. Mutfakta özgürüz, istediğimiz olabilir. Kurabiye hamurum oldu. Şöyle güzelce tepsiyi de getirdim. Ve üstüne mandalina rendeledim, doğradım biraz. Yumurta akına bandırıp mandalinaya bandırıyorum. Ve toz şekeri ilave yaptım. Toz şekerine de bandırabiliriz. Şöyle. Bunlar hep sonradan aklıma gelenler. Toz şekerine de bandırıyorum şöyle. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet. Böyle de güzel olacak. Hem şekerli hem mandalini. Bu mandalini ben yaparken şu an aklıma geldi. Normalde ben kurabiyelerimi yapıyorum. Fırına yuvarlayıp veriyorum. Böyle de ilk defa deneyeceğim. Sizlerle de paylaşacağım güzel olup olmadığını, nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Yumurta akı bir tane. Burada mandalinlerimi rendeledim. Rendelenmeyenlerini de ufak ufak doğradım. Biraz büyük oldu, sorun değil. Toz şekeri koydum ve şeklini vermeye devam ediyorum. Evet, anne kurabiyeleri oluyor. Mandalini kurabiye de diyebiliriz buna. Çünkü mandalin kabuklarımı bayağı bir büyük doğramışım. Şöyle yumurta akına bandırıyorum. Mandalinaya bandırıyorum kabuklarına. Ve toz şekerine bandırıyorum bir de. Ekşi olmasın. Hem daha da güzel oluyor sanki şekere bandırınca. Bu şekil oluyorlar. Ve tepsime koyuyorum. Daha da şahane oldu gibime geliyor mandalini. Birazını da sade yapabilirim. Bakacağız bakalım hangisi güzel olacak. Mandalini güzel olursa böyle bir daha mandalin koyarız. Limon koyarız. Ne varsa elimizde onu koyabiliriz.
Şöyle yuvarlıyorum. Yumurta hakkına bandırıyorum. Mandalina bandırıyorum. Ve toz şekerine bandırıyorum şöyle en son. Biraz düzeltip tepsime koyuyorum. Mandalina kimine güzel kokacak kurabiyelerimin üzerinde. Biraz sade yapacağım. Belki mandalinler yanar. Bu ilk deneme çünkü mandalini. Şöyle tekrar mandalin kabuklarını biraz suyundan da sıktım lezzetlensin. Ve şeker. Evet, yumurta hakkını şimdi yeni batırdım. Bunu da böyle denedim. Öncekiden ilk önce yumurta hakkına bandırdım. Bunu gene tam tersini yaptım. İlk önce mandalin, şeker, yumurta hakkı. Denemek. Mutfak denemek yani. Bu bize kalmış. Ne yaparsak o olur. Hangisi de başarılı olursa biz daha öyle yaparız. Ama sonradan bandırmak da daha mantıklı. Bütün hepsini yapıştıracak üstüne o yumurta hakkı. Şimdikini de öyle yapacağım. İlk önce mandaline bandıracağım. Sonra şekere. Ve sonra yumurta hakkına. Hepsi şöyle yapışsın, kalkmasın diye üzerinden. Bu da mantıklı. Mandalini kurabiye diyelim biz buna. Anne kurabiyesi değil de bayağı bir mandalini oluyor. Şöyle yapıştırıyorum. Şekere buluyorum. En son yumurta hakkına ve koyuyorum. Böyle daha güzel oldu. En son yumurta hakkı olması bence daha mantıklı. Bunu da hiçbir yerde görmedim. Kendi aklıma geleni yapıyorum. Benim tarifler genellikle eski yemekler ve kendi yaptığım yemekler. Şöyle buluyorum. Çok oldu mandalini. O kadar da olmasın. Şekere buluyoruz. Ve yumurta hakkına buluyorum. Böyle olunca yapışır kesinlikle. Bence bu daha güzel. Son kararım yumurta hakkını son kullanmak. İnşallah pişmesi de güzel olur. Tadı da güzel olur. Ben de tarifime mandalini kurabiye diye eklerim bir daha. Portakal kabuğu olabilir, limon olabilir. Evet. Şöyle oluyor. Ve koyuyorum. Burada videoyu kapatıyorum. Çok uzun sürecek. O kadar da uzun olmasını istemiyorum. Pişme aşaması var daha videomun. Kurabiyelerim oldu. Fırına veriyorum. Görüntüleri güzel. İnşallah lezzeti de güzel olur. Kurabiyelerimi fırına verdim. Çayımı da ocağa koydum. Evet, kurabiyelerim harika oldu. Süper. Nasıl desem size, görüntü 10 numara. Lezzetini bilemem. Yiyince size söyleyeceğim. Anne kurabiyeleri. Fırından çıkardım. Şöyle soğumasını biraz bekleyeceğim.
çayla servisini yapacağım. Çayımı da demledim. Harika. Evet, kurabiyelerim oldu. Anne kurabiyesi. Üzerine de mandalin kabuğu rendeledim. Gayet de güzel oldu. Mis gibi koktu kurabiyelerim. Çayı da demledim. Şöyle. Güzel de kabardılar. Misler gibi oldular. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.